Let it bang. Buğulenmiş, ne buldun? Bayram alışverişine geldik. Buğulen neler bulmuş? Ben de birkaç tane şey buldum. Bayram alışverişine geldik. Onları almaya gelmedik. Şapkayı çek biraz, gözün görünmüyor. Ne aldın Bahar sen? Ben bir tane yüzük aldım. Hı. Bu yüzük bir kalp şeklinde ama ortasında bir anahtar deliği var. Hı. Sonra bir tane kolye aldım. Değişik renklerle. Tamam. Sonra bir tane scrunchie aldım. Evet Buğulem, sen de Buğulem'in kombini de çok güzel. Şeker. Kağıtlı olan şekerlerden alacağız Bahar. Birkaç tane. Ben de içine. Hayır, hepsinden çok fazla öyle alma. Çok çeşit var. Böyle birkaç tane hepsinden. Bahar şu şeyler, şunlardan alma. Onların tadı güzel değil. Ondan alma. Şu kırmızı KitKat'tan al. Hayır, onları alma. Çok büyük onlar. Birkaç tane ondan al. Bir kepçe daha al. Zaten 1,5 kilo falan şeker oldu. Tamam. Bence bu kadar yeter. Bahar. Buğulem. Demin dükkandan bana şeker aldılar. Şimdi gene buradan bir şey aldırmaya çalışıyorlar. Normalde ben çocuklara bayram hediyesi veya bayramlık alıyorum. Babaları da harçlık veriyordu ama bayramlık aldım ben bu sefer. Bayram hediyesi almayacağım. Yani şöyle evi biraz süsleyebileceğimiz bir şey dedim ama hiçbir şey yok. Bunlar doğum günü şeyleri. Belinay. Belinay, işin gücün gırgır senin. He? Anlaşılan hiçbir şey bulamayacağız. Böyle kendimiz yapabileceğimiz güzel renkli kağıtlar bulursak. Yok mu sana uygun? Gel. Siz baka koyun Bahar, biz Buğulem'le. Hayır. Gel Buğulem, buraya bakalım. Şurada su şişeleri var ama çocuk içinde gerçekten yok. Evet. Yok değil mi? Belki çocuk bölümünde vardı Buğulem. Buğulem'in su şişesi eskidi. Buğulem'e yeni su şişesi lazım. Tamam. O su şişesi mi? Belinay, çok güzel oldu. Tamam, gelin bakalım. Diğer dükkana da bakarız. Şekerimizi aldık. 1,5 kilo tuttu. Fiyatını soran olursa eğer 13 euro tutmuş. 1,5 kilo şeker aldık. Şimdi para çektik. Para bozdurmaya çalışacağız. İsveç'te para bozdurmak gerçekten çok zor. Bakalım para bozdurmayı başarabileceğiz mi, harçlık vermek için çocuklara. Şimdi markete geldik. Markette aslında bayram alışverişi yaptık ama ben şey alacağım, baklava yapmayı deneyeceğim. Baklavalık yufka alacağım. İsveç dükkanından alıp hiç denemedim. Yabancılar dükkanına da gidemedik çalıştığım için. Oldu Buğulem. Bakalım İsveç'teki baklava hamuruyla, yufkasıyla deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hamurların olduğu bölüme geldik. Şöyle şuradan açıp. Filo deyik yazıyor. Şumuş börek ve baklava. Şöyle şumuş baklava hamuru. İçinde de kaç tane var? Azıcık. 250 gram. Ve fiyatı da bence pahalı. Neredeyse 3 euro. Yani normal bir baklava yufkası aldığımızda bu kadar ödemiyorduk. Ama deneyeceğim. 2 tane al. İçinde kaç tane var? Ona göre aslında. Neyse, bilmiyorum kaç tane var. Tane yazmıyor. Dediğim gibi fiyatı biraz aslında pahalı ama denemeye değer. Bahar, şunu güzelce koyabilir misin? Üstüne hiçbir şey gelmesin, ezilmesin. Hiç basma, tamam mı? Eğer onun biraz böyle üstüne ezilirse, bir şeyler gelirse, şunlar da börek falan yapmak için, böyle şeyler için aslında. Pizza yapmak için var. Şöyle hazır makarnalar. Ben bunlardan pek almıyorum ama mümkün mertebe az hazır yiyecek kullanmaya çalışıyoruz. Ne buldunuz? Sushi mi buldunuz? Evet. Sushi. Bence sushi'yi marketten, yani marketten değil de restorandan almak lazım.
Evet. Ama hazır pankokoya gerek yok bari. Hiçbir zaman almıyorsun. Sushi... Ben sushi sevmiyorum. Yani... Bırak Buğlen, bırak. Buğlen bırak. Zaten sen onu yemezsin. Bırak, ellemeyin. Gel. Biz hazırlıklara başladık. Eve geldik. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi sarmaya başladık. Buğlen'le Bahar'da... Pardon, Buğlen'le Belinay'da bana yardım edecek. Bahar'a başka bir görev verdik. Bahar yukarısı bu topladı. Bahar sarma sarmak istiyor musun? Ben seni öğrenirim. Bir tane tabak al gel. Şöyle altına yapmaya. Bahar benle yapın. Hayır, ben bir tabak. Hayır, herkesin kendi önünde tabağı olması lazım. Şöyle sarmamızı saracağız. Bahar biliyor nasıl sarıldığını. O yırtık Bahar, onun değil de başka iyi. Yaprakları hazır aldığımız için marketten çok güzel değil. Hem böyle büyük büyük. O yüzden sarmalar da böyle biraz büyük oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Nasıl gidiyor Buğlen? Belay alıştın mı? Evet, bak. Oo, bak bu sefer gerçekten güzel olmuş Belay. Şuraya koyabilirsin. Buğlen'inki biraz böyle boş boş olmuş. Evet, çok iyi de. Onları tekrar sonra. Bahar çok almayacağını. O zaman içini çok koyarsa yapraklar zaten büyük, çok kalın olur ve güzel olmaz. Az koy. Belay çok öğrendi. Bize de gösteriyor şimdi. Belay, sana da biz gösterdik daha 2 dakika önce. Şimdi bize mi gösteriyorsun nasıl yapacağımızı? Hayır, ben Bahar'a gösteriyorum. Yaprakları böyle dikkatlice açmanız lazım, yırtılabilir. Çünkü ben yırtacağım. Bahar gerçekten çok büyük. Oluyor öyle kızım. Onu misafirlerin önüne koyamayız. Koyabiliriz tabii ki de. Misafirler de yani bir iki daha iyiydi. Şok olacaklar bizim sarmaları görünce. Nasıl sarma, bunu kim sarmış falan diye. Artık annenin dalga geçerler ha. Anne. Çok güzel oldu. Böyle benim böyle. En sevdiğim kızım bunu yaptı. Muah. Baksana Bahar şuna maşallah. Sarmanın son halini bittikten sonra size tekrardan ış. Ne yapıyorsun Buğlen? Tekrardan göstereceğim. Buğlen hayır. Hayır Buğlen. Tamam tamam uzatma Buğlen. Tamam annem öyle yapılmaz. Hayır su yaptın öyle olmaz. Biz sarmalarımızı yaptık. Şöyle görünüyor. Bir yarım tencere oldu. Çok fazla olmadı. Kızlarla böyle büyük büyük sardık. Ben baklava da yapacaktım bugün ama maalesef baklava yapamayacağım. Saat bayağı geç oldu. Ama baklavamın nasıl olduğunu bayram videosunda muhakkak... Bir dakika Buğlen. Baklavamın nasıl olduğunu bayram videosunda muhakkak size göstereceğim. Ben şimdiden videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdiden herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Biliyorum ki biraz farklı bir bayram olacak ama yine de herkesin sağlığı yerinde olsun. Uzakta da olsa herkes ailesiyle görüşemeyecek. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayram videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.